12 yıldır bedavacılığa alışmış. 2002 yılında ülkede oyların 1/3'ünü aldı ama parlamentoda 2/3'den daha fazla milletvekilliği kazandı. Bunların birçoğu, açık söylüyorum, haram milletvekilliğidir. Hırsızlıkla kazanılmış milletvekilliği. Bakın, müzakereler konusunda bugünlerde tartışmalar yürütülüyor, açıklamalar yapılıyor. Çağrı yapılacak, şu yapılacak, bu yapılacak diye. Şimdi hükümet bir yerlerden çağrı bekleyeceğini, işte bir an önce Sayın Öcalan İmralı'dan mesaj göndersin, çağrı yapsın, baskısını oluşturacağına kendi atması gereken adımları öncelikle atsın. Hükümet kendi üzerine düşenleri yapsın. Görünen o ki seçim öncesi bir kez daha seçimde kendine yarayacak bir hamle yaptırmaya çalışıyor. Bu son derece tehlikeli bir anlayıştır. Bu anlayıştan hükümetin vazgeçmesi herkesin faydasına olur. Barış meselesi seçimlere kurban edilecek bir mesele değil. Her seçimde AKP barışı kurban etmiştir. Oy uğruna, sandık uğruna barışı kurban etmiştir. Ertelemiştir, oyalamıştır. Seçim meydanlarında size barış getireceğim deyip o istemiştir. Oyu aldıktan sonra kendi işine gücüne bakıp barış meselesini ertelemiştir. Bu defa da yapmak istediği budur. Çok açık ve net söylüyorum. Bizim hedef olarak, görüşümüz net olarak budur. AKP şu anda barış meselesinde seçime oynuyor. Asla ciddiyet yok. Asla adım atma niyeti yok. Olsa zaten parlamentoda güvenlik yasası yerine barış yasalarının sıraya girmesi lazımdı. Sadece ona bakarak anlayabilirsiniz. AKP'de böyle bir niyet yok. Herkesi de bu konuda duyarlı davranmaya çağırıyoruz. Hükümet bu tür ucuz oyunlar, Ali Cengiz oyunlarıyla barış sürecini falan ilerletemez. Samimi ise, ciddi ise çağrı yapmak yerine adım atsın. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Lafla barış falan gelmiyor. Atmanız gereken adımlar var. Parlamentoda çıkması gereken demokratikleşme yasaları var. Bunları ağzına bile almıyorsun. Efendim, sürekli İmralı'dan bir çağrı yapılsın, çağrı yapılsın diye baskı yapıyorsun. Efendim, heyet üzerine heyet gönderiyorsun. Böyle sonuç alınır mı? Böyle bir ciddiyetsizlik olur mu?